Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk defa görüyorsanız ve kanalıma ilk defa denk geldiyseniz ben Havva, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben biraz heyecanlıyım. Sizinle böyle bir şeyi paylaşacağım için ayrı heyecanlıyım. Bu işe giriştiğim için çok ayrı heyecanlıyım. Çok kısaca bahsedeceğim, çok uzun tutmayı düşünmüyorum videoyu. Sadece size haber vermek istedim. Zaten benim bu tarz şeyleri saklayamadığımı az çok bence biliyorsunuz. Hatta bu tarz ben hiçbir şeyi bir kargo geldiğinde bile dayanamadan açan bir insanım. Tabii ki de Instagram'dan çoktan az çok böyle ipucu verdim. Sonra komple söyledim sayılır. Sadece ürünleri paylaşmadım ki bu videoyu birlikte paylaşmayı düşünüyorum. Bugün 10 Ocak 2022 yeni yıla girdik. Yeni yıla girmemizle birlikte ben bazı şeylere karar verdim. Aslında bunun planını birkaç ay öncesinden yapıyordum. Normalde böyle bir şey için 2 sene öncesinden karar vermiştim ama daha zamanı var diyordum. Daha neyi bekliyorsun dedim. Çünkü sen bunu kendini bildiğin bileli hayal ediyorsun. Yıllardır bu işlerle uğraşıyorsun. Lise zamanlarında butiklerde olsun, mağazalarda olsun ya da çanta üzerine olsun, tekstillerde olsun, çalıştığın, okuduğun bölümü zaten bu yöne dedim. Ama hep kendimi beklettim. Daha zamanı var, daha zamanı var dedim. Bir iki ay önce karar vermeye başladım. Çevremdeki insanlar bence şu an yapmamalısın. İşte piyasanın durumu belli. Başlayacaksan da şu an başlamamalısın dediler. Çoğu kişi bunu söyledi. Ama bilmiyorum. Ben o an onları ya kimseyi dinlemek istemedim. En yakınımdaki insanları bile dinlemek istemedim. Aksine şu an piyasanın bu durumundan dolayı bence tam şu an zamanı dedim. Bir satış sayfası açtım. İçerisinde sadece çanta olmayacak. Şu anlık çanta var ama neyle ilk başlayabilirim dedim. Düşündüm. Çantaya karar verdim. İlk başlarsam çantayla başlarım. Çünkü çanta takmayı çok seviyorum. Çevremdeki insanlara çanta hediye almayı çok seviyorum. En basit bir ay önce annem gelmişti. Birkaç ay önce annem gelmişti. Hatırlarsanız ona yine bir siyah çanta almıştım. Ben çevremdeki herkese, arkadaşlarıma bile hediye olarak çanta alırım. Kendim çanta almayı, çanta takmayı çok seviyorum. Yani küçüklükten beri bu böyleydi. Hatta babam küçükken bana çok kızardı. Böyle işte bu kız daha kaç yaşında? Niye çantayla koca kadınlar gibi sokakta geziyor derdi. Ben yine de takardım. İçerisine oyuncaklarımı falan koyardım. Paylaşım yaptıktan sonra çoğunuz bana yazdınız. Çok ama çok teşekkür ederim. İşte çok doğru karar vermişsin. Senin çanta sevdiğini çok iyi biliyoruz falan demişsiniz. Şu anda hayallerime ilk adımımı attım. Yani bu hayallerin zamanı geldiğinde çok isterim. Başardıktan sonra evet başardım. Aslında bu işe nasıl başladım deyip size daha ilkokuldaki çizdiğim iğrenç ama benim için çok değerli olan resimleri bile saklıyorum. Böyle ya tasarım denemez, çizim denemez ama ya onları bile saklıyorum. Evet şu an kendi tasarımlarımı, kendi ürünlerimi, yani kendi ürettiğim ürünleri satmıyorum ama bunun için gerçekten yani iyi bir bütçeye sahip olmam lazım. Ben yine dedim ki küçük bir adım atayım. Zaman neyi gösterir bilmiyorum. Belki bir gün bu kanalda evet başardım deyip size tavsiyeler de verebilirim. Bu işi nasıl yaptığımı da anlatabilirim. Ya da nasıl başladığımı, nasıl karar verdiğimi de anlatabilirim. Ya da belki de bilmiyorum. Başaramadım kelimesini kullanmak istemiyorum. Birazcık benim için zor oldu. İzmir'de olmamdan kaynaklı bir tık zor oldu. Eğer İstanbul'da olsaydım daha kolay olabilirdi. İzmir'in çoğu yerini gezdim. Ama gerçekten toptancı anlamında İzmir'de çok zor toptancı bulmak. Çanta üzerine, kıyafet üzerine de yok zaten doğrusu ama çanta üzerine çok zordu. Olanlar da çok kötüydü ve fiyatları çok yüksekti. Ben size hiçbir şekilde söz vermiyorum. Yani evet bu fiyata şuraya satacağım demek istemiyorum ama elimden geldiğince uygun fiyata kaliteli ürünler satmaya çalışacağım. Kendim beğenmediğim hiçbir ürünü almıyorum. Şu an elimde çok fazla model var ve hepsini çok severek aldım. Hatta bazıları böyle 3-4 tanesi önceden kendi aldığım ürünler. Yani çok daha uyguna satacağım. Benim aldığım fiyatları ortalama biliyorsunuzdur izleyenler. Ya çok çok daha kaliteli ürünler vardı ama fiyatları çok yüksekti. Onu benim satmamın pek anlamı yok dedim. Ya da beğendiğim siyah çanta mesela en basiti. Onu kendi Trendyol verdiğim linklerde bile çok fazla ürün, çok fazla alınıyordu. Hatta çanta sayfamın bir yorum geldi. İşte ben senin verdiğin linkten aldım ama işte böyle içinde biraz yırtık çıktı falan dedi. Biz link verirken zaten satıcıları seçemiyoruz ki satıcıyı seçsek de o üründen dolayı bilmiyorduk ki bu duruma ben çok üzüldüm. Hatta yazdım ona da. O da dedi ki sorun değil falan dedi. Sadece sana söylemek istedim dedi. Link vermezsin gibisinden. Bu durum da beni biraz düşündürdü. Evet Trendyol'da 50-60 TL'ydi. Ben burada alsam o fiyatlara yüz küse satacağım. Ama öyle bir şey de istemiyordum. Yine de birkaç satıcıya bakacağım o model için. Yani birkaç toplancıya daha bakacağım o model için ama o çanta İstanbul'da da burada da çok pahalı. Yani şu anda normal mağazalarda ya da internetteki yani bilinen markalarda bile fiyatı o çantanın 100-110 küsür. Yani bulabilirsem uygun fiyata gerçekten alıp size o şekilde satmayı düşünüyorum. Fiyat konusuna gelirsek dediğim gibi hedefim çok yüksek değil. İlerleyen zamanlarda fiyatlar nasıl olur ya da nasıl ben ne kadar fiyata alırım bilmiyorum. Ama benim amacım şu an
kendi aldığım fiyatlar üzerinden satmaya çalışıyorum. Yani şöyle kendi aldım derken, ben bu zamana kadar ne kadar fiyatlar aralığında alıyordum, o şekilde ürün alıp satmaya çalışacağım. Örnek veriyorum, 50 ile 100 arası düşünüyorum. Yani daha 100'den daha fazla düşünmüyorum fiyatını. Hatta şu anda yani 100 TL'ye satmam gereken çantalar da var, hatta göreceksiniz. Ama ben onları 80, ne bileyim, belki 70, belki 85'e, yani şu an tamamen bilmiyorum. Tekrar hesaplama yapmam lazım. Ona göre satacağım. Eğer bir gün başarırsam detaylısı çekmek isterim. Çünkü sayfa açtığından beri bu konuda yorum yazanlar da var. İşte nasıl yaptın, nasıl karar verdin, nereden aldın, nereden yaptın. Bunları tabii ki size söylemek isterim. Yani neden saklayayım ki? Yani benim, örnek veriyorum, benim babamın bakkalı da var. Bugün aldığı sakızın üzerine karını koyarak, vergisini koyarak, vesaireyi koyarak satışını yapıyor. Bunu herkes yapıyor. Ben de bunu gönül rahatlığı size söylerim zaten. Ama dediğim gibi ilk önce bunu kendim yapmam lazım. Bu konuda küçük bir not geçeyim dedim. Yani umarım istediğim gibi ilerler. Yani nasip de varsa bilmiyorum ama baktınız 10 Ocak 2023'te. Size dedim ki mağazamı açıyorum bir sene içerisinde. Yani benim aslında mağaza açma hayallerim biraz daha ileriyeydi. O yüzden hani bu işe hemen başlamayayım diyordum ama bilmiyorum, belki olur ya da belki yapamadım. Yapamadım demek istemiyorum ama hani o fırsat, o düşünce de var ama o düşünceyi komple atıyorum. Çünkü o şekilde düşünürsem yapamam diye düşünüyorum. Bu arada yani bilginiz olsun, eğer böyle bir şey düşünürseniz Beyazıt'ta var genelde çoğu ürünler. Hatta ben kaç tanesiyle, ben hepsiyle konuştum. Hepsi Beyazıt'taydı zaten. İstanbul'da olsaydı benim için çok daha avantajlı olurdu. Çünkü buraya gelen ürünlerin kargo ücreti işte vesairesi olmayacaktı. Yani yemin ederim bana çok fazla destek oldunuz. Daha hiç satışa bile başlamadan bir anda sayfam çok fazla yükseldi. Çok çok ama çok teşekkür ederim. Bunu hani öylesine söylemiyorum. Gerçekten çok fazla ya mesaj attınız. Ben çok şaşırdım. Daha dedim ürünler ortada yokken bile böyle tepki almak, bu bana şunu hissettirdi. Bana gerçekten güvendiğinizi hissettim. Ve asla bu güveninizi kırmamaya veya yıkmamaya çalışacağım. Bu ilk adımım. İkinci adımım inşallah mağaza olacak. Umarım. Üçüncü adımı söylemeyelim. Çünkü bazen hayaller ve hedefler çok fazla söylenmemesi gerekir. Şimdiden güzel yorumlarınız için çok çok teşekkür ederim. Ben aşağıya zaten satış sayfamı, işte TikTok hesabını ve Instagram hesabını bırakacağım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz yani beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ayrıca beni desteklemek istiyorsanız kanalıma abone olup ayrıca diğer sayfalarıma ve diğer sayfalarıma da böyle takip edip abone olursanız çok sevinirim. Benimle olan bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.